Herkese merhabalar. Anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları gibi çok kolay bir konu öğrenmeye hazır mısınız? Hazır değilim hocam, çok zor duruyor. Gerçekten çok kolay. İçine endişelenmene gerek yok. Herkes arkasına yaslansın. Mükemmel bir şekilde benzetme, yükleme, tartışma, açıklama ve aynı zamanda düşünce geliştirme yollarını mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Çok lokum bir konu. Hiç korkmanıza gerek yok. Bakın hatta hemen başlayalım şöyle. Açıklama deyince aklımıza ne gelecek biliyor musun dostum? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun hemen söylüyorum. Bilgi gelecek bu kadar basit. Eğer bize bir bilgi veriliyorsa orada açıklama vardır. Ders kitaplarında, ansiklopedilerde açıklama vardır diyeceğiz. Ya da bir sohbet varsa, böyle konuşmaması varsa buna tartışma diyeceğiz. Bir olay anlatılıyorsa, masallarda, hikayelerde olduğu gibi öyküleme var diyeceğiz. Eğer bizim gözümüzde bir şeylerin resmi çiziliyorsa Betimleme yapılıyor diyeceğiz. Yani esas konumuz çok basit bir konu. Birazdan çok güzel sorular da çözeceğiz seninle. Örnekler de vereceğiz. O zaman dersimize başlıyoruz. Ancak... Dersi zaten başlamadık mı hocam? Tamam tamam başladık ama tam anlamıyla başlayacağız. Şimdi şöyle bir giriş yaptık, bir fragman yaptık. Yani dedik ki çok kolay bir konu dedik. Anlatım içimlerini ve düşünce geliştirme yollarını öğreneceğiz dedik. Zaten bu konuyla alakalı mutlaka sorularda çözmeniz gerekiyor. Bu arada yazılar geliyor. Yazılı kampımızda geldi. Az kaldı. Birkaç gün sonra yazılı kampımız başlıyor. Ve sizlere mükemmel bir şekilde süper yazılı provaları hazırladık YouTube'da. Tonguç Akademi.com'da da aynı zamanda süper provalarımız var. Burada Türkçe, Matematik, Fen, Din, Sosyal, İngilizce adına Süper yazı notlarımızdan da faydalanmanızı istiyorum Tonguç'um. Bu notları okuduğunda harika bir şekilde yazılardan da en iyi notları alacaksın. YouTube videolarımızı izlediğinde harika başarılar seni bekliyor. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım ve konumuzu öğrenmeye başlayalım. İlk başta açıklamayla başlayalım. Açıklama deyince ne demiştik Tonguç'um? Bilgi demiştik. Bilgi demiştik. O zaman bilgi kelimesinin altını bir kez daha çiziyorum. Açıklama bilgilendiricidir, öğreticidir, nesneldir yani ders verir. Ders kitapları ve ansiklopedilerde böyle Wikipedia'da hep açıklayıcı anlatım vardır. Evrende sayısız gök cisminin oluşturduğu kümelere galaksi, çevresine ısı ışık yayan gök cisminin yıldız denir. Güneş bir yıldız. Böyle net bir şekilde bilgi dağarcığının arttığını hissedersin. Sana böyle bir şeyleri öğrettiğini hissedersin. Sıkılmaz mıyız hocam? Hayır canım sıkılmazsın ama yani bir şeyler öğrenirsin yani. Ama tartışmada bir düşünce savunulur. Konuşma havası vardır. Soru cevap şeklinde yazılır. Böyle bir sohbet edilir seninle adeta. Kimi sanatçılar sanatın amacını içerik olarak görür. Onlara göre iletecek bir şey olmayan tek satır bile yazmamalı. Kimileri ise sanatı biçim olarak algılar. Onlara göre güzel olmayan hiçbir şey sanatsal değildir. Oysa sanatta içerikle biçim etle tırnak gibidir diyor. Bak bu tarz paragraflar nasıl başlar biliyor musun Tonguç'um? Nokta nokta diyorlar ben buna katılmıyorum gibi ifadelerle başlar. Bak nokta nokta diyorlar ben buna katılmıyorum gibi ifadelerle başlar. Şimdi geldik öyküleme. Öykülemede bir olay anlatılır Tonguç'um. Masallar, romanlar, hikayeler, fabıllar hep böyle hani hayvanların kahraman olduğu fabıllar vardı. Onlar da bir öyküdür yani esasında. Öyküleyici anlatımın olduğu yerde genellikle de betimleyici anlatım vardı yani bir şeylerin de resmi çizilir. Bak şimdi. Derse geç kalmıştım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici beni derse yetiştirmek için biraz hızlı sürdü. Önümüze giden araç ani viran yapınca onu arkadan çarptık. Bereket taksici hemen frene basmıştı da çarpışma hafif oldu. Tabii ben de derse yetişemedim diyor. Bak bir olay olmuş. Betimleme ise manzara okurun gözüne canlandırılır. Bir insan, bir zaman dilimi, bir eşya, bir ev herhangi bir şey okuyucunun gözüne canlandırılır. Kelimelerle resim çizilir. Bak betimlemenin diğer adı da tasvirdir Tonguç'um. ...niteleyici ifadeler kullanılır. Mesela diyelim ki ben sana desem ki... ...bana şu kalemi betimle desem ne dersin? Siyah renkte üzerinde Tonguç yazan güzel bir kalem. Aynen çok güzel betimledin. Kalemin işte rengini söyledin. Kalemin kapağı var dedin. Üzerine yazan yazıyı söyledin. Güzel dedin. Böyle şeylerle kalemi bizim gözümüze canlandırdın. Biz şimdi gördüğümüz için sıkıntı yok ama... ...mesela biz senin diyelim ki... Ee... En samimi arkadaşın Tankut. Tankut'u şu anda göremiyoruz. Bize Tankut'u betimle desek dersin işte sarı saçlı, işte uzun yüzlü, işte kahverengi gözlü gibi böyle gözümüze canlandıracak şekilde betimlersin. İşte betimleme de bu. Kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerine biraz eski, açık mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebinde üçgen şeklinde kıvrılmış mendil, ile aynı renkteydi. Yer yer ağırmış saçlarını sol tarafa yatırmış, hala siyahlığını koruyan bıyıklarını üst dudağın üzerine kapatacak şekilde bırakmış. Ayağında yıllar önce gençlerin oldukça rağbet ettiği ucu sivri ve küt biçimli ayakkabılar vardı diyor bizim gözümüzde adamı canlandırdı. Şimdi gel istersen buradaki soruları yapmaya çalışalım. Aşağıdaki metinlerde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Ben okuyacağım, sen de buradaki anlatım biçimini bulmaya çalışacaksın. Açıklama, öyküleme, betimleme ya da tartışma. Hadi bakalım. Aşık edebiyatı aşık adı verilen halk ozanlarının saz eşliğinde söyledikleri halk şiirlerinden oluşan edebiyat türüdür. Aşık edebiyatı şiirler içinde koşma, güzelleme, taşlama, koçaklama ve benzeri türler bulunmaktadır. Açıklama vardır. hocam. Harikasın tebrik ediyorum daha bitirmeden anladın. Çok güzel bilgi veriyorlar açıklama hocam dedim bu kadar basit. O zaman ben de buraya ...açıklama diyorum. Net bir şekilde böyle sanki bir... E, ...edebiyat ders kitabından alınmış... ...bilgiler vardı. Okumamıza gerek bile yok sonuna kadar. Bak okuduk belli yani bilgi veriyor. Buraya bakalım. Yazarlar okudukları bir metinden... ...yararlandıklarında yazın dünyası bir kızla kıyamet kopuyor. Efendim bu özgürlükle bağdaşmazmış. E o zaman bu yazarın kendisi olmuyormuş gibi. Bana göre yazar... ...kibarca sinema denilen bu işte son derece haklıdır. Hatta ileri gidip adapte yapmada da özgür olmalıdır. Bu vay koparanlar eserlerini o ana dek okudukları eserlerin katkılarını dışarıda bırakarak mı yazıyorlar sanki? Bak bana göre dedi, soru cevaplar yaptı, nokta nokta diyorlar ama ben buna katılmıyorum gibi bir ifadeyle başladı. Dolayısıyla bu da nedir Tonguç'um? Tartışma hocam. Harikasın tartışmacı anlatım tartışma diyoruz ve bunu da yapıyoruz. Şimdi eşleştirme zamanı birinci metin ikinci metin var ve bu metinler acaba açıklayıcı mı, betimleyici mi, öyküleyici mi, tartışmacı mı buna bakacağız. Eğer açıklama varsa açıklayıcı, Betimleme varsa betimleyici, öyküleme varsa öyküleyici, tartışma varsa tartışmacı anlatım diyoruz. Bakalım. Kapının önünde küçük bir kız çocuğu oturuyordu. Eli yüzü kirpas içerisinde, kolları burnunu silmekten kirlenmişti. Ufak tefek boynun üzerindeki kıvırcık saçları aylarca yıkanmamış gibi birbirine karışmıştı. Üzerindeki kazak en son ne zaman yıkanmış tahmininde bulunmak bile imkansızdı. Çocuğa bakınca görebildiğim tek renk gözlerindeki o derin mavilikti. Bizim gözümüzle o kız çocuğunu canlandırdı evet mı? Evet O zaman burada bizim için bir resim çizildi adeta. O yüzden de biz ne diyoruz? Birincisi betimleyici anlatım diyoruz. Yani diğer adıyla betimleme. Şimdi diğerine bakalım. Bazı insanlar renkleri diğer insanlar gibi algılayamaz. Daha farklı ve değişik özellikler de görebilmektedir. Bu duruma renk körlüğü adı verilmektedir ve bu rahatsızlığa sahip insanlar yeterli ışık altında dahi renkleri doğru göremezler. Renk körlüğünün kırmızı, yeşil, mavi, sarı, tam renk körlüğü gibi türleri vardır. Tam renk körlüğü olan insanlar hiçbir rengi tam olarak algılayamazlar dedi. Ve bize bilgi verdi. Bilgi verince ne oluyor Tonguncuğum? Açıklayıcı anlatım hocam. Harikasın açıklayıcı anlatım. O zaman da buraya hemen açıklayıcı anlatım yazıyorum ve kaçıyorum. Şurayı da kapatalım. Tamam. Şimdi geldik düşünceyi geliştirme yollarına. Düşünce geliştirme yolları daha çok sorularda şöyle sorulur. Bak ben test kitaplarından sana bir taktik söyleyeyim. Eğer sana şöyle bir metin verip bir paragraf verip hangisi ağır basmaktadır diye sorarsa cevap ya açıklama ya tartışma ya betimleme olur. Yani şöyle A, B, C, D der tamam mı? Ağır basmakta olanlar anlatım biçimleri olur. Yani açıklama mesela paragrafta bilgi veriliyordur, ağır basar. Ya da tartışma paragrafta sohbet vardır, ağır basar. Ya da öyküleme bir öyküden, bir masaldan alınmıştır, ağır basar. Ya da betimleme bir şeyin, bir varlığın e, gözümüzde canlanması istenmiştir, ağır basar. Fakat düşünceyi geliştirme yollarında şöyle bir şey vardır. Onlar daha çok ağır basmaz da yine böyle bir metin verir, tamam mı? Burada hangisine başvurulmuştur ya da hangisinden yararlanılmıştır? ...ya da hangisine başvurulmamıştır, hangisinden yararlanılmamıştır gibi... ...biraz daha yararlanılan bir şey olarak görülür bunlar. Nedir bunlar da? Hemen yine seçenekleri yazıyorum. A, B, C, D. Mesela diyelim ki bir tanım yapar, tanımlama der mesela, tanım verir. Veyahut da sayısal verilerden yararlanabilir mesela. Sayısal verilerden yararlanıp, sayısal verilere başvurup... E, ...bize sorabilir, sayısal verilerden yararlanma. Bunlar da çok kolay, bunlardan da bahsedeceğim şimdi... Ya da işte bir benzetmeden yararlanır. Bir benzetmeye başvurur. Ya da bir kişinin sözü tırnak içinde alınır, tanık gösterme yapılabilir. Bunların temel farkını da buradan da yakalayabilirsin Tonguç'um. Şimdi gel bakalım. Tanımlama bu nedir sorusuna cevap verir. Şiir nedir diye soruyorlar. Adam da diyor ki, şiir duygu, düşünce ve hayallerin coşkulu bir şekilde dile getirildiği uyak yazı türüdür. Yani mesela açıklayıcı anlatımda bize bilgi verilirken bir tanım da yapılabilir. Yani ona da başvurulabilir ama paragrafın bütünü açıklayıcı anlatım ağır basar. Bu de sorusunun cevabı demek ki tanımlamaymış. Peki o zaman ben şimdi bir cümle söyleyeceğim sana Tonguç'um. Bu tanım cümlesi mi değil mi? Şiir okuyucuya seslenmelidir. Tanım cümlesi mi sence bu Tonguç'um? Evet hocam. Hayır. Ben burada şiirin tanımını yapmadım ki. Şiir okuyucuya seslenmelidir dedim. Yani böyle havalı konuştum ama şiir nedir sorusuna cevap vermiyor. Şiir nedir sorusuna cevap vermediği için bu tanım cümlesi değildir. Şimdi gelelim benzetmeye. Benzetme gibi kadar adeta sanki andırıyor kelimeleriyle varlıklar birbirine benzetilir. Mesela gökyüzüne bir kuş gibi uçuyorduk derken bizi neye benzetmiş? Kuşa benzetmiş. Kuşa benzetmiş. Niye uçtuğumuz için? Bulutlar adeta pamuk tarlaları gibiydi. Bulutları neye benzetmiş? Pamuk tarlasına. Çok güzel. Pamuk tarlasına benzetmiş. Altımızdaki koca şehir ise D bir şantiye yandırıyordu. Altımızdaki şehri de şantiyeye benzetmiş. Dolayısıyla benzetmede daha çok gibi kelimesinin anahtar kelime olduğunu unutmayalım. Örneklendirmede bir konu hakkında örneğin mesela söz ve benzeri sözler kullanılarak konu hakkında örnekler verilir. Oyaların konusu yörelere göre değişir. Söz gelimi Akdeniz'de portakal oyası, İç Anadolu'da domates ve elma oyası bulunur. Oyası olur diyor. Burada oyalar örnek verdi. Karşılaştırma en göre daha ise oysa ve benzeri sözlerle kıyaslama yapılır. Yani bu böyledir, bu ise daha böyledir. En şöyle olan böyledir diye. Bu budur, şu ise şöyledir şeklinde bir karşılaştırma, bir kıyaslama yapılır. Gözlerimiz bizlere kameralardan ve fotoğraf makinelerinden daha kaliteli görüntü sağlamaktadır. Burada neyi, neyle neyi karşılaştırdı Tonguç? Gözlerimizle kameraları karşılaştırdı. Çok güzel tebrik ediyorum. Gözlerimizi ve kameraları karşılaştırdı. bize burada anladık. Burada sana bir şey daha söyleyeceğim. Bak bu zor bir bilgi. Bunu herkes e, söylemez sana. Sana böyle bir paragraf verir. Tamam böyle. Sonra der ki hangisine başvurulmamıştır? Ya da hangisi yoktur? Ya da hangisi e, ...işte söylenemez gibi bir şey söyler tamam mı? Paragrafın içinde... ...paragrafın içinde... ...bu nedir sorusuna cevap verecek... ...bir tanım cümlesi yapar. İşte oran der, sayı der, miktar der... E, ...sayısal verilerden yararlanır. Tırnak içinde alınmış bir sözle tanık gösterme yapar. İşte gibi ifadesini kullanarak bir benzetme yapar mesela. Ama... ...her şey olmasına rağmen... ...örnek koymaz. Dolayısıyla sen bu tarz paragraflarda dikkatli olmalısın. Yani hangisine başvurulmamıştır, hangisi yoktur gibi paragraflarda doğru cevabın örnekleme olduğu birçok soru vardır. Çünkü öğrenciler ki ya bu kadar çok şey var o zaman kitin örneklendirmede vardır diye düşünür ama sayı kullanması, tırnak içinde bir kişinin sözünü alması, benzetme yapması, karşılaştırma yapması onun örnekleme yaptığı anlamına gelmez. Örneklendirme olması için örneğin mesela söz gibi ifadeler kullanılması gerekir tanık göstermede ünlü birinin sözüne yer veriliyor. Mesela her toplumun her insanın bilgiye ihtiyacı vardır. Bilgi olmadan yaşamın bir anlamı yoktur. Bacon'ın belirttiği gibi bilgi en büyük güçtür. Bak Bacon'ın sözünü aldı ve kendine tanık gösterdi. Sayısal verilerden yararlanmada ise rakamlar, istatistikler kullanılır. Okumuyoruz. İşte veriler. Dergi okuma oranı %2,1. Kitap okuma oranı %6,2. Bununla birlikte internet kullanma oranı %60. Televizyon izleme oranı %40. Bak ne yaptı? Oranlar vererek bize sayısal veriler kullanarak anlatmaya çalıştığı derdini. Şimdi gel sorularımıza geçiyoruz. Bu metindeki altı çizili bölümde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur diyor bak. Başvurulmuştur deyince düşünce geliştirme yolları oluyordu hatırlarsan. Çok iyi yüzenler için balık gibi izliyor ifadesi kullanılır. Gerçekten de insanın su içinde kıvrıla kıvrıla ilerleyişi başka türlü anlatılamazdı. Çünkü yüzme elim en çok balıklara yakışıyor ve onlarla özdeşleşmiş durumda. Balık gibi izliyor derken gibi ifadesi var. Gibi ifadesini görünce ne diyeceksin Songuç'u? Benzetme hocam. Harikasın. Ben de hemen benzetmeyi işaretliyorum. Hemen diğer soruya geçtik. Bizi balığa benzetmiş yani yüzme açısından. Bu metinde düşünce geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır demiş. Bakalım. Su vücudumuzdaki tüm fizyolojik işlerde ana maddedir ve canlılık kaynağıdır. Yalnızca su içerek uzun süre yaşayabiliriz. Çevre sıcaklığına ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak su ihtiyacımız değişmektedir. ...erkeklerin su ihtiyacı kadınlara göre biraz yüksektir. Bak burada ne yaptı? Erkeklerin su ihtiyacıyla kadınların su ihtiyacını karşılaştırdı. Ve bize sabahtan beri de bilgi veriyor dikkatliysen. Şimdi, bu nedenle bir erkek günlük ortalama 2.9 litre... ...bir kadın ise 2.2 litre kadar su almalıdır. Sağlık yaşam için yeteri kadar su içmek önemlidir diyor. Şimdi, bir kişinin sözünü bize aktarıp verdi mi Tonguç'um? Hayır hocam. Tamam. Karşılaştırma yaptı ama tanık gösterme yok. Örnek de vermedi, benzetme de yapmadı. Karşılaştırma vardı kadınlarla erkeklerin su ihtiyacını e göre diye karşılaştırdı. Sayısal verilerden de yararlanma cevap C gibi duruyor. Tanık gösterme olmadığı için D'yi de eledik. O yüzden cevabımız C seçeneği. Evet Tonguç'um videomuzu bitirdik. Yazılı kampımız geliyor. Mutlaka ama mutlaka yazılı notlarını alıp çalışmaya başla. Aynı zamanda Zoru Bankamızdaki, Dinamo'daki ve taklitteki güzel soruları çözmeye çalışmalısın. Hatta Dinamo'larda biliyorsun senin için hazırladığımız özel yazılı provaları da var. Bu yazılı provalarını mutlaka çözmelisin. Takıldığın soru olursa da karakudu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarından dinlemelisin. Taktikteki posterleri mutlaka duvarına asarak yeniden bilgilerini pekiştirebilirsin. Bak burada stikerler var senin için hazırladığımız. Onlara bakarak da buradaki Türkçe sorularını güzel güzel çözebilirsin. Ve Zoru Bankası'nda senin için seçici sorular bekliyor. Bu soruları da çöz. Takıldıkların olursa yine karakudu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebilirsin. Videomuzu bitirdik. Şimdi yapmamız gereken güzel güzel çalışmak. Hadi bakalım yazılarına ve derslerine şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam.